sevgili arkadaşlar, geldik Türk İslam Devletleri'nin artık son bölümüne. Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri diyoruz. Burayı bitirdikten sonra Türk İslam Devletleri'nin kültür uygarlığı, ondan sonra farklı bir üniteyle devam edeceğiz yolumuza. Ama onun öncesinde Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri'ni aklımızda tutabilmek için tarihçilerin de genel kabul gördüğü ve her tarihçinin de ağzından duyabileceğiniz TEMA diye bir şifremiz var arkadaşlar. TEMA arkadaşlar Mısır'da kurulan Türk devletlerinin şifresidir. T Tolunoğulları, E Eyyubiler, M Memlükler, A Akşitlerdir. Bakın arkadaşlar, bunlar Mısır'da kurulan Türk devletlerinin şifresi TEMA'dır. Bak, kurulan diyorum, Mısır'ı yöneten demiyorum. Ama soru, bize Mısır'ı yöneten Türk devletleri derse ona O'yu da ekleyeceğiz. Yani TEMA O diyeceğiz. Arkadaşlar, Tolunoğulları, Eyyubiler, Memlükler, Akşitler ve Osmanlılar diyeceğiz. Çünkü arkadaşlar, Tolunoğulları, efendim Eyyubiler, Memlükler, Akşitler, bunlar Mısır'da kurulmuştur. Osmanlılar Anadolu'da kurulmuştur. O yüzden, ama Osmanlılar sonradan Mısır'ı da yönettiği için ne diyeceğiz? Mısır'ı yöneten diye sorarsa biz Osmanlı'yı ekleyeceğiz. Ama Mısır'da kurulan derse ne diyeceğiz? Sadece TEMA diyeceğiz. Ha, bu arada şunu söylemekte yarar var. Bakın, bunların da sırası bu değildir ama. Önce Tolunoğulları, sonra Akşitler, sonra Eyyubiler ve ondan sonra da Memlükler kurulacak. Sırası da bu şekildedir sevgili dostlar, unutmayalım. Peki o zaman Tolunoğulları'yla yolumuza devam edelim. Sevgili arkadaşlar, daha önce size biz Talas Savaşı'nı detaylı bir şekilde anlattık ama kısa da bir özet geçmemiz gerekiyor. Niye? 751 yılında biliyorsunuz Abbasi Türkleri yanlarına Karluk Türklerini de alıp Çin'e karşı Orta Asya'da bir mücadele vermişti. Bu mücadeleyi Karluk-Abbasi ittifakı kazanmıştı. Tabii bu mücadelenin sonucunda Abbasilerin ümmetçi anlayışı, efendim Arap tüccarlarının Karluklara İslamiyet'i tebliğ etmesi gibi nedenler dolayısıyla Karluk Türkleri İslamiyet'i ilk defa kabul etti. Ondan sonra Türkler İslamiyet'le yakınlaşmaya başladı. Hatta Abbasiler dedi ki, lan bu Türkler çok iyi savaşıyor. Bunlardan hem iyi asker olur hem de iyi bir idareci olur dedi. Ve ondan sonra bazı Türk aileleri ve boyları Abbasi Devleti'nin hizmetinde çalışmaya başladılar. İşte o ailelerden biri de Tolunoğulları ailesidir arkadaşlar. Tolunoğulları arkadaşlar aslında Abbasilerin hakimiyetinde Tolun Bey diye birisi vardır. Tolun efendim Abbasilerin hizmetinde ordu komutanlığı vesaire de yapmıştır. Ancak daha sonra vefat edince o dönemde meslekler babadan oğula da geçince Tolun'un oğlu Ahmet, o da Abbasilerin hizmetinde yer almaya başlamıştır. Ve çok iyi savaştığı, çok iyi idarecilik bir yapısı olduğu için Abbasi halifeleri tarafından Mısır'a vali olarak gönderilmiştir. Ve daha sonra Mısır'a vali olarak gönderildikten sonra Tolunoğlu Ahmet orada çalışmalarını, orada efendim Emirül Müminin görevini layıkıyla yürütmektedir. O zaman biz şuradan şu sonuca ulaşabiliriz. Yani Türkler Arap Devleti'nin hakimiyeti altında idarecilik görevinde de bulunmuşlar. Yargısına ulaşabiliriz. Ve daha sonra Abbasiler tabii arkadaşlar, yani bir devlet sonsuza kadar yaşayacak diye bir kaide yok. Dolayısıyla bazı sıkıntılar yaşamakta. Mesela Şiilerle mücadele ediyorlar. Hanedan arasında böyle sıkıntılar oluyor. Ve Abbasiler siyasi hakimiyetlerini kaybetmeye başlayınca bunu fırsata çeviren Tolunoğlu Ahmet Mısır'da bağımsızlığını ilan ediyor. İşte salak Abbasiler. Ulan oraya bir Türk konulur mu? Türk bağımsızlığına düşkündür. Türk idarecidir. Türk teşkilatçıdır. Ve sen hemen sendelersen orada devletini kurar. İşte Abbasilere bağlı bir vali iken ve Mısır'ı yöneten bir vali iken Abbasilerin siyasi hakimiyetini bozduğu sırada bunu fırsata çeviren Tolunoğlu Ahmet orada ne yapmıştır? Mısır'da devletini kurmuştur. Ve böylelikle Mısır'da kurulan ilk Türk devleti, ilk Türk İslam devleti
Tolunoğulları olmuştur arkadaşlar. Unutmayalım. Kurucusu kimmiş? Tolunoğlu Ahmet. Bu arada tolun demek arkadaşlar dolunay demektir. Bunu da unutmayalım. O zaman bir şey daha burada hatırlatmakta yarar var. Tolunoğlu kimdir? Tolunoğlu Ahmet Abbasi valisidir. Abbasiler siyasi hakimiyetini kaybettikten sonra ortaya çıkan devletler vardı. O devletlere ne denilir? Tevaifi mülük devletleri denir. Yani Abbasiler siyasi hakimiyetini kaybettikten sonra efendim İdrisiler, Aglebiler, efendim Samaniler, Fatımiler, efendim Hemdaniler, Tolunoğullar, Akşitler gibi ortaya çıkan bu devletlere biz Tevaifi mülük devletleri diyoruz. O zaman Tolunoğulları da Tevaifi mülük devletlerinden birisidir. Bunu unutmayalım. Abbasilerden ayrılmadır. Peki başkent neresidir? Başkent El Fustat. Arkadaşlar bugünkü Kahire şehri. Zaten Mısır çöllerden oluşmuyor mu? Mısır'da adam gibi bir tane şehir var. O da Kahire şehridir. Ve eski ismi de El Fustat'tır arkadaşlar. Hakimiyet alanı neresidir? Hakimiyet alanı Mısır, Suriye ve Lübnan'ı yönetmiş ve sosyal bir devlettir. İşte buraya bir yıldız atıyor ve buraya TYT diyorum. Çünkü sorunun Tolunoğulları ile ilgili gelebilecek sorunun en temel yerlerinden birisi burası, yorum olarak gelirse buradan gelir. Çünkü öncelikle arkadaşlar Mısır'da kuruldukları bölgelerde ve yönettiği bölgelerde sadece Müslümanlar yaşamıyor. Efendim ırk olarak Araplar yaşıyor, efendim Türkler yaşıyor. Bunun yanında din olarak Museviler var, efendim Hristiyanlar var, efendim Müslümanlar var. Yani üç semavi dinden insanlar da burada bulunuyor. Ve hakimiyetleri altındaki bu insanlara Tolunoğulları hoşgörüyle yaklaşmıştır. Ve ülkede ticareti oldukça geliştirmişlerdir. Maristan adlı hastaneler kurmuşlardır. Hastane. Ve Türk İslam Devletleri'nin ilk hastaneyi kuran Karahanlılardır. Bimaristan. Onların kurduğu hastane daha çok akıl hastalarına yöneliktir ama bu genel hastalar içinde kurulmuştur. Maristan denilen hastaneler kurmuş ve hemen onun yanı başına da eczane, yani ilaç veren yerler yapmışlar. Ve arkadaşlar biliyor musunuz? Her ikisi de ücretsizdir. Yani hastalar hastaneden ücretsiz bir şekilde hizmet alıyorlar. Ve hemen hastaneden çıktıktan sonra oradaki eczaneye giderek ücretsiz bir şekilde ilaçlarını da alabiliyorlar. Ve daha sonra bir de Nil Nehri etrafında tarımsal çalışmalar yapmışlar ve sulama kanalları, bentler inşa etmişler. Bu da tarımın geliştirildiğinin göstergesidir. Şimdi arkadaşlar bakın. Hoşgörüyle yaklaşıyorlar hakimiyetleri altındaki insanlara. Değişik dinlere saygılılar. Efendim ticaret geliştirilmiş. Ülkenin arkadaşlar gelir kaynakları arttırılmaya çalışılıyor. Efendim Maristan denilen hastaneler kurmuşlar. Eczaneler açmışlar. Dolayısıyla halk ücretsiz yararlanıyor. Tarım geliştiriliyor. Peki bu devlet nasıl bir devlettir? Sosyal bir devlettir arkadaşlar. Bakın illa Tolunoğulları ile ilgili değil. Türk İslam Devletleri ya da Türk Devletleri ile ilgili eğer sosyal devleti soruyorsa, sosyal devlet ne yapar hocam? Sosyal devlet halkına hizmet eder. Halkın gelirlerini arttırmaya çalışır. Efendim evsize ev, efendim açsıza aş verir, işsize iş verir. İşte bu şekilde olan devletlere biz ne diyoruz? Sosyal devlet diyoruz. Eğer soruda çıkarsa işte Tolunoğulları halkına yönelik böyle hizmetler yapmıştır derse ne yanıtı vereceksin? İşte Tolunoğulları sosyal bir devlettir diyeceksin. Evet. Peki eserleri var mı? Tabii ki Tolunoğlu Ahmet Camii. Bu arada da değil mi? Mısır'da İslam kültürünün de yayılmasına hizmet etmişler. Peki yıkılış Abbasiler. Şimdi sorsam size desem ki yani Tolunoğulları kim yıktı desem Abbasiler falan şık koysam kesinlikle Abbasileri yapmazsınız. Neden? Çünkü zaten Abbasilerden ayrıldı hocam dersiniz. Arkadaşlar Abbasiler tekrar güçleniyor ve ne yapıyorlar? Böylelikle Tolunoğulları devletine son veriyorlar ve böylelikle Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletinin macerası da sona eriyor. Zaten çok da kısa bir devlettir. 30-35 yıllık bir devlet. İleride, çok ileride 1798 yılında arkadaşlar Napolyon Mısır'ı işgal edecektir. Ve tabii fazla da kalamayacaktır. Ondan sonra da dertli dertli şunu diyecektir. Ah ah!
şu Tolunoğulları kadar Mısır'ı bir yönetebilseydim. Tolunoğulları da zaten az yönetti, 30-35 yıl. Arkadaşlar çok fazla değil. Ama diyor ki ben diyor o kadar bana müddet verselerdi ben diyor Mısır'ın altını üstüne getirdim diyor. Yani demek ki arkadaşlar Napolyon bile bu devleti anmış. Peki sonra Abbasler salak. Niye? Çünkü Mısır'daki Tolunoğulları devletine son vermişsin. Yine Mısır'a kimi atamışsın? Yine bir Türk. Lan hiç akıllanmıyor mu? Oğlum iki Türk'ü bir yere koyarsan bırak onu bir denesini koyman yetti sana. Ne yapar? Devlet kurar. İşte Muhammed bin Togaç'ı, kaynaklarda Toğuç diye de geçiyor. Muhammed bin Togaç'ı Mısır'a vali olarak, emir-i müminin olarak, yani müminlerin emini, yani askeri vali olarak atıyor oraya ve o da Abbasiler sendeleyince yine devletini kuruyor ve Mısır'da kurulan ikinci Türk devleti, ikinci Türk İslam devleti oluyor. Ve isimlerine bakalım bu arada. Ak, beyaz demektir. Şit, güneş demektir. Yani o zaman bu devletin adı da Beyaz Güneş. Evet, hemen yazalım şuraya. Diğerleri neydi? Tolunay, yani Tolunoğlu, Tolunay demek. Bunlar da Beyaz Güneş. Çok yaşa diye diyeceksiniz ama ben hapşırmadım. Çünkü diğer isimleri bunların Işitler arkadaşlar. Hapşırık sesi gibi isimleri var. Arkadaşlar yani Akşit de derse, Işit de derse ne diyeceksiniz? O zaman bunlar Mısır'da kurulan ikinci Türk devleti. Yani onlar da Abbasilere vali olarak görev yaptılar Mısır'da. Ve onlar da Abbasilerden ayrılma olduğu için Tevaif-i Mülük. Bakın ikisi de Abbasilerde vali, ikisi de Tevaif-i Mülük. Yani Tevaif-i Mülük'ü gördüğün an Abbasilerden ayrılma devlet yorumunu yapacaksın. Peki başkent nere? Yine aynı. Zaten dedik ya başka şehir yok orada. O yüzden El Fustat'ı ne yapmışlar? Başkent yapmışlar. Hakimiyet alanlarına bakalım. Mısır, Suriye, Lübnan. Zaten diğeri de aynıydı. Ama bak bir artı var burada. Hicaz. Arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar için Hicaz, Mekke, yani İslamiyet'in doğduğu, Kabe'nin bulunduğu şehir. Ve aynı zamanda Medine, Hazreti Peygamber'in hicret ettiği şehir. Yesrib olarak bilinen şehir. İslam devletini kurduğu şehir arkadaşlar. Ve Hazreti Peygamber'in mezarının bulunduğu şehir. Medine, Hicaz bölgesindedir. Hicaz, Arabistan'da bir bölgenin adıdır arkadaşlar. Hani bizde Doğu Anadolu, İç Anadolu gibi bölgeler var ya. Onun gibi Arabistan'da bir bölgenin adıdır Hicaz. Ve orayı yönetmişler. Peki daha önce videolarda ben size hiç işte Hicaz'da kurulan bir Türk devletini anlattım mı? Ya da orayı yöneten bir Türk devleti? Hayır. Hicaz'ı yöneten ilk Türk devletidir. Bak bunun da ilki var, bunun da ilki var. Mısır'da kurulan ilk Türk devletleri Tolunoğulları, Hicaz'ı yöneten ilk Türk devleti Işitler. Bilginiz olsun. Peki arkadaşlar hakimiyet alanından sonra yıkılış Fatımiler. Ha şimdi sorsam bunu kim yıktı? Yine Abbasiler dersiniz. Arkadaşlar öyle yok artık. Fatımiler, Şii Arap devleti Mısır'ı ele geçiriyor. Ama o devlet de başka bir Türk devleti yıkacak. Ama şunu unutmayın arkadaşlar. Fatımiler Türk değil. Fatımileri Türk devleti zanneden arkadaşlarımız var aramızda. Sakın onlar özellikle yazdım şuraya. Şii Arap devletidir Fatımiler. Hazreti Peygamber'in kızı var ya arkadaşlar Hazreti Fatıma. Onun soyundan geldiklerini iddia ederler. O yüzden de Fatımi derler onlara. Şii Arap devletidir. Peki şimdi gelelim arkadaşlar. Şurada warning var. Bak uyarı. Uyarı. Arkadaşlar şimdi Tolunoğulları ve Akşitler Mısır'da kurulan ve kısa süreli Mısır'ı yöneten Türk devletleridir. İkisi de. Ve çok kısa süredir 30-35 yıllık devlet bunlar arkadaşlar. Peki bunlar niye çabuk yıkıldı? Bazı Türk devletlerimiz 100 yıl, 200 yıl, Osmanlı 600 küsur yıl. Neden Mısır'ı yönetemediler? Şimdi öncelikle şunu bilmekte fayda var. Tolunoğulları ve Akşitler arkadaşlar yönetici ve orduları Türklerden oluşur. Yönetici ve ordu Türk. Yani o zaman bu şey demek. Sarayda ve ordu içerisinde Türkçe konuşuluyor. Tamam mı? Bizim konuştuğumuz dil. Ama halk Arap ya da Kıpti arkadaşlar. O zaman kültür farklı, dil farklı, farklı. O zaman toplum arkadaşlar
bütünleşemez. Bütünleşme sağlanamaz. O yüzden bu devletler kısa ömürlüdür. Arkadaşlar işte çıkacak sorulardan bir tanesi de, hatta geçmişte çıkmış sorulardan bir tanesi de budur. Mısır'da kurulan Ptolemaoğulları veya Akşitlerin Mısır'da kısa süreli hakimiyet sürmelerinin sebebi nedir? Yönetici ve ordularının Türk, halkının Arap olması arkadaşlar. Bütünleşemiyorsun. Kültürel farklılıklar var. Dil farklılığı var. O yüzden bütünleşemezsin. Mesela bugün sizi gelse Türkiye'yi Ermeniler yönetse kabul eder misiniz? Halkın çoğunluğu Türk, yönetici Ermeni. Olmaz. Bütünleşemezsin. Bundan dolayı da arkadaşlar bu devletler Mısır'da kısa ömürlü olmuş ve Mısır'ı Fatımiler ele geçirmiştir. Ama o Fatımileri birileri yıkacak. Eyyubiler. Arkadaşlar evet, Eyyubiler. Mısır'da Ptolemaoğulları Akşitlerden sonra arkadaşlar Mısır'ı kim yönetiyor? Fatımiler. Fatımiler bizi ilgilendiriyor mu? Hayır. Fatımileri de yıkan Selahaddin Eyyubi'dir arkadaşlar. Fatımilerin ordusunda bir komutandır. Bak böyle yakışıklı çizdim onu. Böyle. İşte bu komutanımız arkadaşlar kurucudur. Fatımileri yıkarak devletini yine Mısır merkezi kurulmuş ve böylelikle Mısır'da kurulan 3. Türk İslam Devleti olmuştur. Ve Selahaddin Eyyubi'nin arkadaşlar temel hedefi nedir? Kudüs'tür. Ve Kudüs'ü, bakın şu savaşı unutmayalım. Hıddin Savaşı'nda diyorlar. 1187 yılında yapılan savaş önemli. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü Mısır'ı Fatımiler yönetirken 1. Haçlı Seferi oluyor. 1099 yılında Kudüs'ü Fatımilerin elinden Haçlılar alıyor ve ne yapıyor? Kudüs'te Latin Krallığı kuruyor Kudüs. Kudüs niye bu kadar önemli? Üç dinin de merkezi. Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet. Hocam İslamiyet Kudüs'te doğmadı ki. Ulan doğmadı ama Peygamber Efendimiz arkadaşlar namazı ilk kılarken Kabe putlarla doluyken Müslümanların ilk kıblesi olarak Mescid-i Aksa'ya yöneldi. Oradan Miraç'a yükseldi. Dolayısıyla Kudüs İslam'ın da önemli bir kentidir. Kutsal bir kenttir arkadaşlar. Mistik bir şehirdir. Ve bu şehri 1099 yılında Haçlılar Fatımilerden almışlardır. Ve Selahaddin Eyyubi o gün karalar giymiştir. Kapkara giyiniyor. Diyor ki Kudüs'ü almadıkça ben rahat edemem. Ve bu giysilerimi değiştirmem diyor. Ve 1187 yılında tabii Fatımi devletini yıkıyor. Lan diyor İslam'ın yüz karalıları. Bir Kudüs'ü elinizde tutamadınız diyor. O devlete son veriyor. Ve Fatımileri yıktıktan sonra ne yapıyor? Kudüs'teki Latin krallığının üstüne yürüyor. Ben burayı anlatayım. Selahaddin Eyyubi benim için çok önemli bir insandır. Neden? Çünkü arkadaşlar adam gerçekten kutsal şehri için karalar giyebiliyor bakın. Siyahlar giyiyor. Yani bu kadar kutsal, bu kadar düşünüyor Kudüs şehrini. Bunun yanında arkadaşlar önce ne yapıyor biliyor musunuz? Kudüs'te Latin krallığının ordusu var ya, bu orduyu dışarı çıkarmak istiyor. Çıkmıyor ordu çünkü. Orada hani bize saldırırlarsa savunma savaşı yaparız diye düşünüyorlar. Ama önce Selahaddin Eyyubi Taberiye diye bir şehir var. Taberiye şehrine saldırıyor. Niye? Maksat oraya saldırıyor ki Kudüs'teki krallığın ordusu da çıksın. O Taberiye'yi savunsun diye çıkmasını bekliyor ki beklediği gibi de oluyor. Ve Taberiye şehrine böyle mahsusçuktan saldırıyor. Ondan sonra Kudüs Latin krallığının ordusu Taberiye şehrini savunmak için dışarı çıkıyor. Ve bu arada Taberiye gölü var şehrin yanında. O şehrin etrafındaki su kuyularını da tahrip ediyor. Taberiye gölünden de su içmeleri için, içmelerini de engellemek için set yapıyor. Ve Haçlı ordusu susuz bırakılıyor. Ve böylelikle arkadaşlar Selahaddin Eyyubi oradaki orduyu önce bir yeniyor. Sonra Kudüs üzerine yürüyor. İşte Kudüs'teki komutan da mecburen Kudüs'ü teslim etmek zorunda kalıyor. Savunamıyor bile arkadaşlar. Çünkü ordu zaten dışarı çıkmış. Taberiye'de yenilmiş. Geri kalan küçük bir birlik var Kudüs'te. O da ne yapamıyor? Savunamıyor şehri. Ve diyor ki kan dökülmemesi karşılığında diyor. Dolayısıyla Selahaddin Eyyubi'ye teslim edelim Kudüs'ü diyor. Hıddın Savaşı sonrası. Nattın Eyyubi diyoruz. O da diyor ki Kudüs'ü aldım diyor. Evet arkadaşlar o zaman taraflar Eyyubiler. Kudüs Latin Krallığı, Latin Krallığını yıkmıştır, Kudüs ele geçirmiştir.
Sonra kara haber tez duyulur diye bir şey var arkadaşlar. Ve Papa'ya haber gidiyor. Kudüs düştü. Aldığımız o şehir düştü. Latin krallığımız yıkıldı. Papacığım yardım et. O da 3. Hac Seferi'ni. Ve bakın 3. Hac Seferi'nde 3 maymun var. O 3 maymun kim? İngiltere Kralı Richard. Bak kral bu adam, kral. Fransa Kralı Philip Auguste. Almanya Kralı Frederick Barbarossa. Bakın 3 maymun. Richard, Auguste, Barbarossa. Arkadaşlar isimlerini bilmemize gerek yok. Niye? Sen sadece şunu bileceksin. Bak Kudüs'ü aldı, Latin Krallığını yıktı, Papa'ya haber gitti. Kudüs'ün düştüğü bilgisi gelince Papa bu adamları gönderiyor. Diyor ki gidin alın orayı geri. Ve 3. Haçlı Seferi'dir bu. Ve 3. Haçlı Seferi İslam dünyası üzerine düzenlenen en büyük Haçlı Seferi'dir. Haçlı Seferi. Ve bu sefer sırasında Selahaddin Eyyubi köyleri yağmalıyor, ağaçları kesiyor arkadaşlar. Niye? Selahaddin Eyyubi katliam mı yapıyor? Hayır. Köyleri yağmalıyor ki, ağaçları kesiyor ki Haçlılar ikmal yapmasın. O ağaçlardan mancınık yapmasın diye. Ve Kudüs önlerine geldiklerinde yorgun düşsünler, dilleri dışarıya çıksın diye ne yapıyor? Bekliyor. Ve Kudüs önlerinde bunları ne yapmıştır arkadaşlar? Yenmiştir. Hatta Alman İmparatoru Frederick olmuştur geberik. Arkadaşlar Barbarossa hayatını kaybetmiştir. Richard ve Auguste hiçbir şey yapamamış. Hatta bu arada Selahaddin Eyyubi çok centilmen bir adam. Richard hastalanıyor arkadaşlar ve ona kendi doktorunu gönderiyor. Ne kadar centilmen bir insanız değil mi? İşte arkadaşlar bu üç kral yani İngiltere, Fransa ve Alman krallarıyla Eyyubiler arasında yapılan 3. Hac Seferi'nde Kudüs'ü kurtarma girişimi başarısız olmuştur. Ve şimdi Selahaddin Eyyubi arkadaşlar bir unvan verelim ya. Bunu hak etti adam sonuna kadar. Ve diyelim ki ona Kudüs Fatihi. Evet Kudüs Fatihi uygun. Ama biraz daha süslü yapalım. O süslüyü Mehmet Akif Ersoy, milli istiklal şairi. Arkadaşlar Çanakkale'yi, onun şiirlerini yazan arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy. Bakın Selahaddin Eyyubi'yi tanımıyor ama ona bir unvan vermiş. Şarkın yani doğunun en sevgili sultanı demiş. İşte bu unvanlarla tanınan Selahaddin Eyyubi'dir. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyelim arkadaşlar. Evet, o zaman Eyyubiler deyince bakın ben dikkat et. Sadece kimi anlattım? Bu şahsiyeti anlattım arkadaşlar. Selahaddin Eyyubi'yi anlattım. O yüzden bunu bileceksin. Çünkü o ölmeden önce oğulları ve kardeşleri arasında ülkeyi paylaştırıyor ama yapmayaydı bunu. Selahaddin diyeceksin iyi olurdu ama sonra arkadaşlar bir de ordusu Kıpçak Türklerinden oluşan Kölemen askerlerinden oluşuyor. Yani Memlükleri anlatacağız şimdi. Kölemen askerleri bir isyan çıkartıyor ve devleti yıkıyorlar ve Mısır'da bu sefer 4. Türk Devleti Memlükler, Kölemenler diye devlet kuruluyor. Evet o zaman yıkılış arkadaşlar Kölemenler tarafından olmuştur. Unutmayalım. Peki son devletimiz Memluklar. Çoğunuz Memlük diyor. Memlük değil. Memluk. O'yu biraz ince söyleyeceğiz. Ve iki tane ismi var arkadaşlar Memlüklerin aynı zamanda. Et Devleti Türkiye. Bak Türkiye ismini kullanmış bu arada. Ve Kölemenler. Bunlar köle değil arkadaşlar. Kıpçak Türklerine Kölemenler denilir. Dolayısıyla bu isimlerle de anılmış Memlükler ve Mısır'da kurulan 4. Türk Devleti. Peki saltanat var mı? Arkadaşlar saltanat yok. Nasıl olur? Arkadaşlar saltanat sisteminin olmadığı Türkiye Cumhuriyeti hariç tabii. Tek Türk Devleti'dir. Diğer Türk Devletleri hep böyle babadan oğula geçer. Saltanat sistemi vardır. Ama Memlüklerde bu yoktur arkadaşlar. Her emirin, emir demek komutan demek arkadaşlar. Komutan hükümdar olabilir. Yani bu şu demek. Genel kurmay başkanları bunların hükümdar oluyor. O yüzden farklı aileler başa geçer. Mesela Osmanlı'da tek aile geçer. Osman ve ailesi. Ama Memlüklerde farklı aileler. Çünkü her komutanın akraba olma ihtimali olmayınca dolayısıyla birden fazla ailenin yönettiği devlettir, Türk devlettir diyebiliriz Memlükler için. Öncelikle buraya çok dikkat edelim. Saltanat sistemi yok. Yani veraset sistemi de yok o zaman. Peki. Kurucu kim? Aybek. Aybek işte arkadaşlar Eyyubi devletini son veren Kölemenlerin başındaki adam. İsyan ediyor ve Eyyubi devletini yıkarak Mısır'da kendi devletini kuruyor. Yine başkent neresi? El Fustat. Demek ki arkadaşlar bu da çok kolay. Lan Tolunoğulları'nın, Akşitlerin
Eyyubilerin ve Memlüklerin başkenti El-Fustat. Başka şehir yok dedik zaten. Arkadaşlar peki Moğollar yazmışız buraya. Bu ne demek? Arkadaşlar Moğollar, Memlükler Moğolları tarihte yenen tek Türk devletidir. Bakın Memlükler tarihte Moğolları yenebilen tek Türk devletidir. Bir Türk'ü gören 1000 Rum kaçar. Bir Moğol'u gören 1000 Türk kaçarmış. Yani biz vahşi savaşıyoruz Türk milleti olarak ama Moğollar bizden daha vahşi. O yüzden arkadaşlar ama bütün Türk devletleri hemen hemen Moğollara yenilmiştir. Mesela Büyük Selçuk Devleti Katvan Savaşı'nda yenildi arkadaşlar. Karahanlıların bir kolu yine Moğollar tarafından yıkılmıştır. Ama arkadaşlar Moğolları bakın durdurabilen tek Türk devleti Memlüklerdir. Hangi savaşlar? Ayn-Calut Savaşı, Elbistan Savaşı, Humus Savaşı, Merci-Suffar Savaşı'nda yenilgi uğratmışız. Arkadaşlar bu genellikle AYT'de çıkar ama yorum olarak da şunu söyleyebiliriz. Memlüklerin o zaman orduları oldukça güçlü. Yorumu yapılabilir. Peki Moğolları yenen o zaman tek Türk devletidir dedik ve Abbasi halifeliğini de korumuşlardır. Arkadaşlar Türkler zaten İslamiyet'e büyük hizmetler sunmuştur. Ve Abbasi halifeliğini Moğollar yıkmıştır. 1258 daha önceki videolarımda da Abbasileri anlatırken söylemiştim. 1258 yılında Moğollar İlhanlılar arkadaşlar Bağdat'a giriyor. Orayı yakıp yıkıyorlar. Abbasi halifeliğindeki tüm aileyi kılıçtan geçiriyorlar. Hatta halifeyi böyle bir köseleye sarıp deriye sarıp böyle atıyla çiğnetiyor Moğol hükümdarı. Ve arkadaşlar sonra Abbasi Ali ailesi ne yapıyor? Oradan kaçıyor. Yani kurtulabilenler. Ve nereye sığınıyor o aile? İşte Memlüklere sığınıyor. Mısır'a kaçıyor. Ve Memlükler de Abbasi halifelerini korumuşlardır. O zaman hem İslam'ı iç hem de dış tehditlere karşı koruduğumuzun göstergesi. Daha önce de biliyorsunuz Şii Büveyhoğullarına karşı Abbasi halifelerini koruyordu Türk devletleri. Şimdi bakın dış tehdit Moğollara karşı Abbasi halifeliğini korumuşuz. Peki Yavuz Sultan Selim yazmışım buraya. O zaman Memlükler Osmanlı Devleti ile de çağdaş. Evet ve ben burayı anlatayım size sevgili arkadaşlar. Memlüklerle Osmanlılar rakip devlettir. İkisi de Türkistan devleti. Biri Mısır'ı yönetiyor, biri Anadolu'yu yönetiyor. Şimdi Yıldırım Bayezid döneminde, Yıldırım Bayezid'in bu Balkanlarda yaptığı haçları yendiği bir savaş var. Nibolu Savaşı. Ve bu savaşta Abbasi halifesi Yıldırım Bayezid'e bir umman gönderiyor. Diyor ki Sultan iklimi Rum ummanını gönderiyor. Tabi bu da Osmanlıların İslam dünyasında ün kazanmasını, şöhret kazanmasına neden oluyor. Memlükler kıskanç. Tabi bunu kıskanıyorlar. Ulan diyor yavşak ben seni zaten koruyorum. Bak Moğollara karşı sen el alime ne umman verip duruyorsun falan diyor. Onların bir tarafını kaldırıyorsun falan diye ne yapıyor? Böyle kıskanıyor. Sonra Fatih Sultan Mehmet dönemine geçiyoruz arkadaşlar. Fatih İstanbul'u fethediyor. Ve İstanbul'u fethettikten sonra Memlükler tüm İslam dünyasında kutlamalar yapılırken Memlükler İslam dünyasında kutlama yapmıyor arkadaşlar. Bak. Yani bütün Türk devletleri sıraya girmişler. İstanbul'un Konstantinopolis'in fethini kutluyor. Ama Memlükler ne yapmıyor? Kutlamıyor. Kıskançlık var burada. O zaman iki Türk devletleri arasında ne var? Cihan hakimiyeti yarışı var. Dolayısıyla bir bu var. Üçüncü olarak Fatih Sultan Mehmet Hicaz'a böyle su yolu var arkadaşlar. Hacılar gidip geliyor arkadaşlar İstanbul'dan. Tabi orada da yol üzerinde su kuyuları var. Su kuyuları tahrip olmuş. Hacılar su içemiyor. Ve Memlük Sultan'la bir mektup göndererek diyor ki bu su kuyularını paran yoksa ben tamir ettireyim diyor Fatih Sultan Mehmet. Tabi Memlük hükümdarı buna çok kızıyor. Ulan diyor ben İslam dünyasının lideri bir ülkeyim. Su kuyularımı tahrip edemeyeceğim. Sen bana iş mi öğretiyorsun falan diye Fatih'le aralarını açıyorlar. Sonra Fatih'ten sonra 2. Bayezid dönemi. Cem Sultan Memlüklere sığınmıştır arkadaşlar. Ve Bayezid Cem'i istemiştir. Cem'e biliyorsunuz Cem 2. Bayezid'e isyan eden kardeştir. Dolayısıyla onu istemiştir ama Memlükler teslim etmemiştir. Zaten bakın ta o Yıldırım Bayezid döneminden beri ortaya çıkan hasetlik işte bu dönemde zirve yapıyor ve savaşlara dönüşüyor. Sonra Yavuz Sultan Selim dönemi arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim bu devlet üzerine iki sefer yapıyor. Merci Dabık 1516 ve Ridaniye 1517. Ve böylelikle Mısır'a giriyor ve Memlük devletini ne yapıyor? Yok ediyor. Memlük devletini yok ettikten sonra onun hazinelerini alıp ne yapıyor? Topkapı'ya getiriyor ve hazineyi Hümayun odasının ağzına kadar dolduruyor. O kısmı yine Yavuz döneminde daha detaylı anlatacağız. Ve bu devlete
Osmanlı son veriyor kısacası arkadaşlar. Memlükleri kim yıkmış? Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan kimin padişahı? Osmanlı'nın. Ve Memlükler Osmanlılar tarafından yıkılmıştır dedik arkadaşlar. Evet, Türk İslam Devletleri'nin sonuna geldik. Kültür ve medeniyette görüşmek üzere. İyi çalışın.